Hazretleri dördüncü meseleyi sık sık nazara veriyor. Ben de bugün baktım ki kendim dünyayı bazı olaylarla fazla meşgul oluyorum. Alemi meşgul ediyor. Hani iki ama adam, iki kör adam sarma yiyormuş. Onlardan biri diğerine demiş ki şey şey yeme. O da demiş ikimiz de körüz. Nereden biliyorsun? Ben kendimden biliyorum demiş. Ben de anladım ki herhalde benim bu düşüncelerim kardeşlerimize de olabilir diye dördüncü meseleyi bir kez daha okumanın uygun olduğunu kanaatine vardım inşallah. Bu dördüncü meseleyi de evimizde, işlerimizde, değişik yerlerde bir araya geldiğimizde sık sık okumak lazım. Meyve Risalesi'nin dördüncü meselesi. Yine gençlik rehberinde izahı var. Bir zaman bana hizmet eden kardeşlerim tarafından sual edildi ki, küre-i arzı her cümerce getiren ve İslam mukadderatıyla alakadar olan bu dehşetli harb-i umumiden 50 gündür, şimdi 7 seneden geçtiği aynı hal, hiç sormuyorsun ve merak etmiyorsun. Halbuki bir kısım mütedeyyin ve alim insanlar, cemaati ve cami bırakıp radyo dinlemeye koşuyorlar. Acaba bundan daha büyük bir hadise mi var? Veya onunla meşgul olmanın zararı mı var dediler. Cevaben dedim ki, evet, şimdi sorunun içerisinde bazı ince nükteler var. Bunlardan birisi, küre-i arzı her cümlece getiren ve İslam mukadderatıyla alakadar olan, yani İslam alemini ciddi ilgilendiren Birinci Dünya Savaşı'dan sonraki İkinci Dünya Savaşı bu olay. İkinci Dünya Savaşı gibi ciddi bir olay ve Müslümanların İslam aleminin de geleceğini ilgilendiren bir hadise. Ayrıca 7 seneden geçti aynı hal. Biz 7 gün sabretmeye aciziz. 7 sene aynı durumu sormadım diyor. Hiç sormuyorsun ve merak etmiyorsun. Halbuki bir kısım mütedeyyin ve alim insanlar cemaati ve cami bırakıp radyo dinlemeye koşuyorlar. Acaba bundan daha büyük bir hadise mi var? Veya onunla meşgul olmanın zararı mı var dediler. Cevaben dedim ki, ömür sermayesi pek azdır. Lüzumlu işler pek çoktur. Birbiri içinde ömür sermayesi pek azdır, lüzumlu işler pek çoktur. Hakikaten Cenab-ı Hak bize dünya hayatı gibi bir sermaye vermiş ama bu sermayenin arkasında, yani bu sermayeden kazanacağımız netice, sonuç, hayat ebediyede saadet ebediye veya hayat ebediyede şekavet ebediye. Yani verilen sermayenin azlığı ne kadar önemliyse, o az olan sermayeden kazanacağımız netice de o kadar önemli, o kadar büyük ve yüksek. Yani ebedi hayatı biz burada kazanacağız. Bundan sonraki başka bir alemde bizi o hayatı kazanmak için başka fırsat verilmeyecek. Dolayısıyla hem ömür sermayesi az, neye göre az? Tarihte yüzlerce yıl yaşamış insanlar olmuş. Onlara sorulsa onlara diyecekler biz az yaşadık diye. Hatta 50-60 yaşına gelmiş abilerimiz, amcalarımız, dayılarımıza sorsak onlar da daha dün gibi diyecekler. Hakikaten insana sonsuzluk duygusu verildiği için ve insan sonsuz ebedi bir alem için yaratıldığından, aile-i samet olduğundan, kainatı içine alacak bir özelliği bulunduğundan ve Cenab-ı Hakk'ın bütün esma, sıfat ve şunat-ı zatiyesinin bir nevi gölgesi olduğundan, insan ne kadar yaşarsa yaşasın, bu kısa alem onu tatmin etmez, mümkün değil. Dolayısıyla dünya hayatı binlerce yıl da olsa yine azdır. Kaldı ki binlerce de değil.
50-60 senelik bir ömür. O da 15-20 senesi apalamayla, çocuklukla geçiyor. Yarıdan hemen hemen üçte birisi uykuyla geçiyor vesaire. Bir kısmı da iş yerinde şurada burada geçiyor. Yani çok fazla bir şey kalmıyor gerçekten. Ömür sermayesi. Yani olayın, bu sermayenin nerede ve nasıl kullanıldığı takdirde bize getireceği kazancı nazara vermeye çalışıyor. Yani hayatı ebediyede, saadet ebediye veya yine hayat ebediyede, şekavet ebediye. İlla ikisinden bir olacak. Ya ebedi hayatı netice veriyor, ya ebedi şekavet netice veriyor. Yani çok uzun dönem yaşayacak bir ağacın toprak altında bir müddet beklemesi bir şey. Çekirdek toprağın altında biraz bekliyor, 3-5 gün, ondan sonra filizleniyor. Artık uzun bir hayat onu bekliyor. Sanki Cenab-ı Hak bu toprağın altı olan dünya hayatında bize çok kısa ama çok önemli bir sermaye lütfetmiş. O sermayenin neticesi olarak kazanacağımız sonsuz bir hayat. Ayrıca lüzumlu işler de pek çok. Hem ömür sermayesi az, hem lüzumlu işler pek çok. Birbiri içinde, şimdi bu lüzumlu işleri anlatıyor. Birbiri içinde mütedahil daireler gibi her insanın mütedahil daire dediği, hani bir şey atarsınız, suyun üzerine bir tane taş atarsınız veya bir nesne atarsınız, o dalga dalga halka halka dağılır. En yakını vardır, ona en yakın olanı vardır. Arkasındaki, arkasındaki, en uzağındaki var. İnsan da sanki şu hayat denizine atılmış bir nesne gibi. Bu insanın etrafında halka halka kendisini ilgilendiren olaylar, hadiseler var. Bu olaylar ve hadiseleri değerlendirirken takip ettiği metoda bakın. Her insanın, bu çocuk için de geçerli, kadın için de, erkek için de, hasta için de, zengin için de, başbakan için de. Ya çok önemli. Yani bir başbakan şimdi kendi aleminde dünyanın en büyük meselesi olarak gördüğünü, hakikat noktayı nazarından bakacak olsak belki de çok özel hayatını ilgilendiren meseleler için çok geride kalır. Ya bazen bir tüccarın kendi sermayesi için vereceği bir gayret, belki özel bir hayatı için yapacağı bir işe göre çok basit kalır. Ama biz neye ne kadar değer vereceğimizin farkında olamadığımızdan bazen bizim dünya hayatımızla ilgilendiren çok önemli bir hadise sanki bize göre kainat kadar değerliymiş gibi gelebilir. Ama hakikat noktasına öyle değil. Bunu örnekler yaşamışsınızdır. Bir olayın altında eziliriz. Böyle üzerimizden buldozer geçmiş gibi yapışırız yere, mahvoluruz, perişan oluruz. O olay bitince Allah Allah, hiç de önemsemeye değmeyecek kadar basitmiş deriz. Ama önemli olan o hadisenin altında kaldığın zaman onu diyebilmek. Bakın şimdi, ifadeye bakın. Her insanın dedi. Bu fark etmez yani. Normal köyünde, işinde, gücünde, hiç dünyayla münasebeti olmayan bir adam içine geçerli bu söz. Dünya siyasetine yön veren bir Müslüman için de geçerli bu söz. Her insanın kalp ve mide dairesinden ve ceset ve hane dairesinden. Kalp ve mide dairesini mide ve kalp demedi de kalp ve mide dairesi dedi. Bu önemli. Niye önce kalp dairesi dedi? Kalp biliyorsun ruhu temsil ediyor. Buradaki kalpten maksat ruhtur. Bir bizim ruh hayatımız, bir de beden hayatımız var. Basit, onu izah edeyim size. Üstad Hazretleri diyor ki, sen diyor doğduğun günden beri bedeni değiştiriyor. Sürekli değişiyor. Mesela İbrahim abimiz, çocukluğundaki halini bir hatırlayın. Dünya yeni gelmiş, daha gözleri açamıyor, ağzında dişleri yok, vücudu küçücük. 2-3 kilo kadar bir adam. Şimdi bakın, barakallah. O günden bugüne kadar ne kadar bedeni değişti. Ama içinde değişmeyen bir şey var, o da ruh. O hiç değişmiyor. Dünyaya geldiğindeki ruh neyse, bugünkü ruh aynı ruh, yarın kabirdeki ruh aynı ruh, yarın haşirdeki ruh aynı ruh, yarın cennette inşallah. Değil mi? Öyleyse. Oradaki ruh da aynı ruh olacak. O hiç değişmiyor.
Onun için bir insan hayatını devam ettirmek için bedenini feda eder. Mesela bakarsınız bir adamın parmağı kanser olmuştur. Doktorlar diyorlar ki kardeşim senin parmağını keseceğiz. Niye? Eğer kesmezsek ölürsün. Ha. Demek ki ruh parmaktan değerlidir ki parmağı feda ediyorsun. Doğru mu? Öyleyse bir insanın bedeni mi daha değerlidir, ruhu mu? Kendinden çıktı, ruhu daha değerlidir. Çünkü biz bedenimizi ruha feda edebiliyoruz. Öyle mi? Ben parmağımın kurtulması için ölümü razıyım diyen var mı içinizde? Bak ruhu feda edemiyor parmağına. Ama bütün bedenindeki organlarını icap etse ruhu için feda ediyor. Öyleyse madem ki ruh bedenden daha değerlidir, şu halde ruha yapacağımız hizmet, bedene yapacağımız hizmetten daha değerli olmalı. Onun için kalbi önce aldık. Demek ki insanı ilgilendiren en önemli mesele ruhi hayattır. Yani yarın Allah izin verirse vefat edince biz alıp götürüp insan gardırobuna atacaklar. Kabristana. Orada bedenimiz çürüyecek. Şimdi ebediyen bizimle beraber olacak ruhumuza mı daha çok önem vermeliyiz? Yoksa eskiyince bak şurada değişecek, şu bedeni değişecek İbrahim abinin. 2 sene sonra bu bedeninden hiçbir şey kalmayacak, hep değişecek. 2 sene sonraki bedeni Allah'ın yeni yarattığı beden olacak. Ya hatta bazı hücrelerimiz sürekli değişiyor şu anda, milyonlarca hücremiz değişiyor. Bir günde tamamen değişecek, ruh çıkacak buradan. Ampul gibi bedenini alacağız, götüreceğiz, kabristana defnedeceğiz. Yarın bizi terk edici olan ya da bizim kendisini terk edeceğimiz olan bedene mi daha çok önem vermek lazım? Yoksa hep beraber olacağımız ruha mı daha çok önem vermek lazım? Elbette beden bize bir emanettir. Allah'ın bize emanetidir, bu bedeni korumak da bizim vazifemizdir. Burada bedenimizi korumayalım anlamında değil. Yani bedene bir değer veriyorsak, o bedenin içinde oturan kuşa, ruha en az 2 değer vermek lazım. Adam arabanın farlarına bakıyor, kendi gözlerine hançer saplamış, hiç umurunda değil. Olur mu böyle bir şey? Arabanın lastiklerini 4 dörtlük alıyor, kendi ayaklarında ayakkabı yok. Ayakkabısı veriyor. Olmaz ki. Demek ki bu beden bizim ruhumuzun arabasıdır. Bu arabaya verdiğimiz değerin en az 10 katını ruha vermek gerekiyor. Adam kafesi altından yapıyor ama kuşu beslemiyor. Haydi buyur. Sen o zaman niye kardeşim yani kafes yapıyorsun? Kafes kuş için midir? Kuş kafes için midir? Kimi gibi feda ediyorsun? Ama şimdi biz emin olun şu şoförü, şu ruhu, şu içinde yaşayan pır pır öten kuşu ya da her neyse bedenimize hatta bazen öyle süfli, öyle basit, öyle adi, öyle bayağı şeylere feda ediyoruz ki yazık. Onun için burada kalp ve mide dairesinden ifadesi çok önemli. Bizim ruh hayatımızı ilgilendiren mesele her şeyden önce gelir. Sonra mide dairesi. İkinci vazife buyurur. Kendi hayatımın devamı için gerekli şartları bulundurmak. Sonra ceset ve hane dairesi. Mide dairesi ve ceset dairesi farklı. Mesela mide dairesi daha çok hayatımızın devamı için gerekli olan şeyler. Hane dairesi, ceset dairesi ise mesela giyim. Giyim farklıdır. Her yerde lazım. Adam bazı yerlerde giyim olmayabilir. Basit bir şeyle geçindirir. İşte ısıyı muhafaza etmesi vesairesi. Demek ki biz olayları değerlendirirken kalp, mide, ceset, beden yani. Bir de hane, ev dairesi. Bir adam kendi evindeki çocukları aç iken komşularına yardım edemez. Kendisinden fedakarlık yapabilir ama çocuklarından fedakarlık istemeye hakkı yoktur. Anlaşıldı mı? Yani diyebilir ki ben kendi yiyeceğimi yemiyorum. Açlığa katlanıyorum Allah rızası için. Bunun yerine komşumdaki aç insanı doyurmak istiyorum diyebilir. Ama çocuklarına komşularından önce bakmalıdır. Çünkü Allah o çocukları sana emanet etmiştir ama komşuları sana emanet etmemiştir. Komşuları komşuluk olarak emanet etmiştir. Çocukların zaruri gıdasını verdikten sonra komşularına bakabilirsin.
Ya bu ölçü çok önemli. Biz tabi dinimizin bize verdiği bu ölçüleri tam uygulayamadığımızdan hep karıştırmışız şeyler. Bakın daha mahalleye gelmedi sıra. Daha kalp dairesi, mide dairesi, ceset dairesi, ev dairesi, bütün bunları hallettim dört dörtlük. Sonra geldi sıra mahalle dairesi. Mahalledeki problemler, ne problemler bunlarda? Bunlarla gelelim, tekrar başa dönelim. Kalp ve mide dairesinden hareket edeceğiz. Yani mahalledeki bir adama gelip ne yapacağız? Önce o adamın manevi hayatını dikkat alacağız. Bu adam namazını kılıyor mu? Acaba İslam'a aykırı hareketleri var mı? Elden geldiği kadar bunları düzeltmek, mesela biz duysak ki falan yerde bir adam varmış, açlıklar ölmek üzere, bütün mahalle seferber oluyor değil mi? Ama adam imansızlıktan gitmek üzere, başka bir seferber oluyor. Yani biz komşularımıza da nasıl yaklaşacağımızın ölçüsünü alıyoruz biz burada. Adam çocuğunu, aynı durumda çocuğu için, eğer çocuğunun gözünden giren bir hastalığa verdiği değer kadar, gözünden giren günahları önemsemiyorsa, o esasen çocuğuna gerekli şefkat ve merhameti göstermiyor demektir. Yani biz kısa dünya hayatını ebedi hayatından daha değerli tutuyoruz anlamına gelir. Bu ailemiz için de geçerli, kalp ve mide dairesi, mahallemiz için de geçerli, İstanbul şehrimiz için de geçerli, Türkiye memleketimiz için de geçerli, dünya devleti için de geçerli. Demek ki bu daire daire, en küçük daireden genişleye genişleye, hatta Gürüs Hazretleri dünya dairesine kadar, mahalle ve şehir dairesinden ve vatan ve memleket dairesinden ve küre-i arz, küre-i arz dedi yeryüzü. Bizim kafamızdaki dünya dediğimiz, var ya biz dünyamız diyor, o içimizde yaşadığımız dünyamıza küre-i arz diyor ama Meybeşer dairesinden ta zihayat ve dünya dairesine kadar dediği dünya ise kainat anlamında. Kur'an-ı Kerim'de geçiyor ya, dünya ahiret dengesi anlatılırken, dünya oyun verici, dünya hayatı oyun verici ibarettir, dünya ve ahiret. Ahiret dünyadan daha hayırlıdır gibi geçen ifadeler bütün kainat anlamında kullanıyor. Şu anda içinde bulunduğumuz kainat anlamında. Risale-i Nur'da geçen dünya tabiri ahiretin öncesi olan kainat anlamındadır. Dolayısıyla insanın, duysak ki mesela bir tane yıldız varmış, yeni Allah yaratıyor, yıldız kümeleri yaratıyor, galaksi yaratıyor, ilgimizi çekiyor değil mi? İlgileniyoruz, bu da insanı ilgilendirir. Duysak ki Amerika'da bir çocuk, işte bir arabanın altında kalmış, ezilmiş, bak kalbimiz cız eder. İnsanız. Alakadarlık cihetiyle onlarla ilgilenebiliyor. Ama birinci daire kalp dairesi, sonra mide dairesi, sonra ev halkımız, sonra mahalle, sonra şehir, sonra ülke, sonra yeryüzü, sonra kainat. Diyor ki her bir dairede her bir insanın bir nevi vazifesi bulunabilir. Nasıl vazifesi? Efendim diyor ben, Irak'ta diyor, soruyor bize, Irak'ta diyor savaş var. Ben diyor gidip orada savaşacağım, bana farz. Yok kardeşim, orada savaşmak sana farz değil. Zaten savaş farz-ı kifayedir. Farz-ı ayın değildir. Farz-ı kifayedir. Oradakilere farz-ı ayın olabilir, o memleketi yaşayan. Senin memleketinde savaş yok. Senin bir defa farz-ı ayın olan ibadetlerin var, onlara bak. Etrafındaki insanlara manevi cihat yapmak zorundasın, onlara bak. Peki, Irak'taki Müslümanlara yapacağın bir şey yok mu? Var. Sen gece kalkıp, iki rekat teheccüd namazı kılıp, Allah rızası için ağlayarak oradaki Müslümanlara dua edebildin mi? Ama bak işte o senin vazifedir. Bir ne vazifedir o? O da bir vazifedir. İfade edebildin mi? Veya diyelim ki duydunuz falan yerde bir zulüm varmış. Oradaki zulüm yapanların zulümlerini engellemesi için elinden maddi bir imkan gelirse, para gönderebiliyorsan gönderirsin. Dua edebiliyorsan edersin. Başka insanları bir telefona telefon çekersin, telefon çekersin. Onları yaparsın, onları yapılır yani. İlla da senin gidip orada bizzat bulunman gerekmez. Ayrıca orası yapılan şey doğru mudur, eğri midir, o da ayrı konu.
Ona da girmiyoruz. Demek ki dünyadaki herhangi bir mesela duydum ki bir deprem olmuş şeyde. Yardım topluyorlar. Elinden imkan varsa biraz yardım eder gönderirsin. İlla oraya gidip de biz de gidelim haydi toplan oradaki insanları kurtaralım demeye gerek yok. Onun vazifeleri var. Onlar yaparlar. Sen başka işlere bak. Demek ki dünyadaki bazı olayları bizi de ilgilendirilebilir ama ara sıra vazife bulunabilir diyor. O da diyor bir nevi vazife bulunabilir. Aslında doğrudan senin vazifen değil. Bir vazife tereddüt ederse, bakın buna bir örnek vereyim ben, bazen karıştırıyorlar bu olayları. Efendim diyor ben harp sanatını öğrenmeyeyim. Öğren kardeşim ama sen harp yapacak bir adamsan öğren. Sen askeriyede bir subay mısın? Evet, o zaman harp sanatını öğren, senin vazifen bu. Efendim diyor ben tarihi öğrenmeyeyim. Öğren, sen tarihçi misin? Evet, tarihi öğren. E ben tarihçi değilim, ben niye tarihi öğrenirim ki? İslam tarihinden biraz bilgi alırım, yeter bana. Niye bütün dünya tarihi uğraşayım ki? Yani senin şahsını ilgilendiren vazife noktasından bir görev varsa onu yaparsın. Yoksa senin onunla meşgul olman malayanıdır, yazıktır. Vazife tereddüt ediyorsa. Onun için Hazretleri burada bir mektup var, orada izah ediyor. Evet, bir nevi vazife bulunabilir diyor. Ya, fakat en küçük dairede en büyük ve ehemmiyetli ve daimi vazife var. En küçük dairede en büyük vazife, kalp dairesinde. En büyük vazife, bir. En ehemmiyetli vazife, iki. Bir de daimi vazife. Memleketimizi ilgilenen en önemli meselelerden birisi, seçim. 4 yılda, 3 yılda, 2 yılda bir seçim yapılır. Yani o da rey kullanmak nasip olur olmaz. Ama biz her gün 4 kere, 5 kere hükümet yıkarız, hükümet kurarız. Niye yani bu memleketimizde 4 yılda bir yapılacak seçimi, o da bir defa bana vazife düşecek. O da kaç milyon insan var rey kullanır? 30 milyon. 30 milyon insanda bir hakkım var. 30 milyonda bir hakkımı her gün konuşuyorum. Ama benim 30 milyonda 30 milyon hakkım olan namazı kaç kere konuşuyorum bunu? Hem de günde 5 defa yapıyorum. 4 yılda bir defa yapacağımı hesap ettik biz. 4 yılda 1 saat konuşma hakkımız varmış. Eğer bütün ibadetlerini mükemmele yerine getiren, bütün haramlardan sakınan bir kardeşimiz, ben biraz da siyasetten konuşmak istiyorum diyorsa, ben gün mesela rey veriyor, başka bir şey yok adam, bir rey veriyor. Daha başka bir şey yok. Herhalde şimdi hepsi de menaşlar böyledir. 4 yılda 1 saat konuşma hakkı varmış. O da seçimden bir gün önce, bir seçim varmış diyorlar, hayırdır kim falan, bir araştırıyor bir saat, tamam o da verir, bitti. Daha 2. saat konuşsa israf oluyormuş. Hesap ettik biz. İbadetlere göre dikkat aldığımızda, farklara göre, ya. Ve subhanallah. Ara sıra, bakın, en küçük dairede hem en büyük vazife, hem en ehemmiyetli vazife, hem de daimi vazife. Sabahleyin namaza kılmak, namaza kalkmak vazifesi var bende. Ama rey kullanmasan mesul değilsin. Ailede gittiğinde Cenab-ı Hak bize, sen niye memleket için rey kullanmadın diye bir hesaba çekmeyecek. Ama bir defa namazımızı kılmadıysak, onun hesabını tek tek soracak Allah bize. Kazancımıza 1 gram haram karıştıysa onun hesabını soracak. Bir defa bir Müslümanı kandırdıysa, bir defa haksız yere bir Müslümanın kalbini kırdıysa onun hesabını soracak. Ya hep nerede ne yapmamız gerektiğince unutturulmuş. Bediüzzaman Hazretleri de bu 4. meseleyi sık sık bizim nazara vererek nasıl hayatımızı tanzim etmemiz gerektiğini dikkat çekiyor. Allah. Neyse. Ve en büyük dairede en küçük ve muvakkat ara sıra vazife bulunabilir. Yani memleketi ilgilendiren meselelerde bizim ara sıra vazifemiz olursa olur olmazsa da bu da bu kıyas ile küçüklük ve büyüklük makus-i mütenasip vazifede bulunabilir. Bugün biz bu makus-i mütenasibe ters orantılı diyoruz. Ters orantılı. Yani en küçük dediğimiz kalp dairesinde, iman ve İslamiyet'i yaşama dairesinde en büyük vazifemiz var. Dünyayı ilgilendiren meselelerde ise en küçük vazifemiz var. Evet.
Fakat büyük dairenin cazibedarlığı. Yani ben nesne bakıyorum, haftada bir derse gelmek zor geliyor. Ama siyasi bir toplantı oluyor. Sabahtan akşama kadar yok, bekliyorlar. Enteresan. Siyasi toplantı diye hiçbir şey yok. Biri gelecek, bir konuşacakmış. Ama şimdi gelin şurada Allah'tan bahseden yarım saatte bir sohbet etsin, hepsini ağır geliyor. Değil mi? Yani akıl ve kalbimizi itham etmiyor. Nefsimize ağır geliyor. Ama aynı nefsimize gel biraz şöyle sohbet edelim desek de, ya 12'ye kadar, 1'e kadar böyle tatlı tatlı dünya meseleleri konuşuyoruz, hiç dersiz ona gidiyoruz. Arkadaş bıktık ya, yeter artık ya. Şu getir şu çayı. Diyemiyoruz yani. Vermiyor. Allah. Ama diyor büyük dairenin cazibedarlığı cihetiyle küçük dairedeki lüzumlu ve ehemmiyetli hizmeti bıraktırıp lüzumsuz, malayani ve afaki işlerle meşgul eder, sermayi hayatını boş yerde imha eder. Ne demiştik? Ömür sermayesi pek azdır, lüzumlu işler pek çoktur. Bu ömür sermayesini kalp ve mide dairesinde sarf etmek gerekirken, hane dairesinde, biz afaki işlerle meşgul ederek o sermayeyi zayi ediyoruz, boşa gideriyoruz. Allah muhafaza. Evet. Sermaye hayatını boş yerde imha eder. O kıymetdar ömrünü kıymetsiz şeylerde öldürür. Ve bazen bu harp boğuşmalarını merak ile takip eden bir tarafa kalben taraftar olur. İşte soru sormuştu ki yukarıda. Abiler demişler işte Emin abi, Feyzi abi gibi abiler demişler ki üstadım sen 7 yıldır şu kadar sene geçti bu 2. Dünya Savaşı'nı hiç sormadın. Ne radyo dinliyorsun? Eskiden günde 7 gazete okurdum. Eski Said döneminde 7 gazete okurmuş. Bediüzzaman Hazretleri. Bu kadar olaylar, dünya olaylarını takip eden birisiyken, dünyamızı özellikle İslam alemini ciddi ilgilendiren bu 2. Dünya Savaşı'nı 7 yıldır hiç sormadın. Ne oldu? Kim kazandı? Savaş kimin lehine gidiyor? Kimin aleyhine gidiyor? Bunu bile sormadın. Acaba bundan daha önemli bir olay mı var? Birinci soru. İki, bununla meşgul olmanın zararı mı var? Yani insan dünya olaylarını takip etse ne zarar olacak ki, değil mi? Orada ne zarar olacak ki? Evet, makul. İnsan öyle geliyor. İşte sormuşlar, demişler ki, siyasi geniş daireleri merak ile takip eden, küçük daireler içindeki vazifelerinde zarar eder. Bunun izahını istiyoruz, demişler. Evet, bu zamanda merak ile radyo vasıtasıyla ciddi alakadarına küre-i arzdaki boğuşmalara merak edip bakanlar, dikkat edenler, maddi manevi pek çok zararları vardır. Dünya olaylarını, bu artık bir Büyükçekmece'de olmuştur, fark etmez. İstanbul'da olmuştur, Türkiye'de olmuştur, Avrupa'da olmuştur, dünyada olmuştur, fark etmez. Bu olayları merak ile takip edenler maddi manevi çok zarar ederler. Ya aklını dağıtır, manevi bir divan olur, ya kalbini dağıtır, manevi bir dinsiz olur. Ya fikri dağıtır, manevi bir ecnebi olur. Evet, şimdi anlatıyor. Evet, ben gördüm ki, lüzumsuz bir merak ile mütedeyyin iken âmi bir adam, beride ilme mensubiyeti varken, eskiden beri İslam düşman olan bir kafirin mağlubiyetiyle ağlamak derecesinde bir mahzuniyet. Allah Allah. Şimdi adam A tarafına taraftar olmuş. A tarafına. B tarafının mağlup olmasını istiyor. A tarafının galip gelmesini istiyor. Ben diyor gördüm ki mütedeyyin âmi bir adam, mütedeyyin dindar bir adam. Ama âmi, olayları hiç yüzünü bilmiyor, anlamıyor, kavramıyor. Böyle bir adam, eskiden beri İslam düşmanı olan bir kafirin mağlubiyetiyle ağlamış. İslam düşmanı olan bir kafir yenildi diye, mağlup oldu diye ağlamış. Sonra diyor, Âl-i Beyt'ten Seyyidler cemaatinin bir kafire karşı mağlubiyetinden mesruriyetini gördü.
Halbuki de Peygamberimizin soyundan gelen bir cemaatin, bir milletin mağlubiyetinden sevinmiş. Niye? Takip etmiş. O tarafı haklı, kendine göre haklı zannetmiş. Halbuki kafir. Öbür tarafı da haksız zannetmiş. Halbuki Müslüman. Onun galibiyetine sevinmiş, öbürünün mağlubiyetine üzülmüş. Allah. Hatta siyasi olayları diyor, bir tarafa kalben taraftar olmuş birisi. Birisini diyor gördüm, alim-i mütedeyyin gibi kendi siyasi fikrine uymadığı için onu tezif etti. O adam olmaz, onda iş yok dedi. O kötüden de dedi. Niye? Kendi taraftar olduğu siyasi partiyi tutmadığı için. Sonra diyor, bir münafığı diyor, kendi siyasi taraftar olduğu için onu diyor bir melek gibi diyor gösterdi. Siyasetin bu çirkin yüzünden ürktüm, yavuz billahi ve şeytanı ve siyaset dedim, o zamandan beri siyaseti bıraktım. Enteresan. Kendi siyasi taraftar olduğu için münafık da olsa övüyor, kendi siyasetine muhalif olduğu için mütedeyyin de olsa yeriyor. Allah. Bu tarafkirlik, aşırı derecede meşguliyet işte böyle bize zararlar veriyor. Bunun hayatınızı şöyle bir araştırın. Bazı örnekler var da vermeyeceğim. Böyle âmi bir adamın alakasız bir geniş daire-i siyaset hatırı için böyle kafir bir düşmanı mücahit bir seyide tercih etmek acaba divaneliğin ve aklı dağıtmaklığın en acı bir misali değildir. Evet, harici siyaset memurları demiştim ya, peki biz hiç mi dünyayla ilgilenmeyeceğiz? Harici siyaset memurları, yani memleketimizin siyasetini idare eden insanlar ve erkan-ı harpler ve harp sanatını öğrenmek zorunda olan askerler ve kumandanlara bir derece vazifece münasebeti bulunan siyasetin geniş dairelerine ait vesaire basit fikirli ve idari ruhiye ve diniyesine ve şahsiyesine ve meydiyesine ve karesine ait lüzum vazifesini geri bıraktırmakla onları meraklandırıp ruhlarını serseri, akıllarını geveze ve kalplerini de hakiki imaniye ve ihsaniyet ezzetlerini, şevklerini kırıp havalandırmak ve o kalpleri serser etmek ve manen öldürmek ile dinsizliğe yer ihzar etmek tarzında kemali merak ile onlara göre mağara yani ve lüzumsuz mesai siyasiyi radyo ile ders verip dinlettirmek hayat-ı içtimai İslami öyle bir zarardır ki ileride vereceği netice düşündükçe tüyler ürperir. Yani bu kadar insanları ilgilendiren bir mesele. Kim ilgilendiriyor bu siyasi genişlerle takip etmek? Yani Amerika'nın bir yere vurduğu bir olayı senin ve benim takip etmem zarar verir. Eğer Amerika zulmetmişse zulmün ortak olursun. Eğer Amerika'ya zulmedilmişse ona mesela basit bir örnek vereyim. Amerika nasıl zulmedilir? Örnek vereyim. Şimdi diyelim ki İsrail bir yere bomba attı. Zalim değil mi? Bir Müslüman ülkesine, bir Müslüman ülkesine bomba attı. Zulmetmişti, zalimdi. O Müslüman ülkesindeki insanlar da aldılar, bir şehre bomba attılar. O şehirde savaşta iştirak etmeyen çoluk çocuk kadın öldürdüler. Sen de duydun. Ola aferin dedim. Şimdi bu İsrail'e atılan bomba Müslümanların atıldı değil mi? Peki o savaşa iştirak etmeyen insanlar dinimize göre öldürülür mü öldürülmez mi? Öldürülemez. Caiz mi onlara bomba atmak? Değil. Peki şimdi bu zulmetmiş midir Müslümanlar? Zulmet kafir de olsa o çocuklar masumdur. Kafir çocuklar da olsa çocukların günah yok ki. Suçu yok. Veya üzerine bol bombayı bağlamış gitmiş bir arabadaki yolculara. Hem kendisini güya şehit olarak telakki ediyor. Hem oradaki insanları da öldürdüm diye. Siz de bunu duydunuz adamı şu fedakarlığa bak diyorsun. Ne alakası var fedakarlıkla? O fedakar yapacaksan git askerlere yap. Değil mi? Düşmanlara yap yani. Düşmanların askerlerin içinde olmayan, askerlere yardım etmeyen insanlara, bizzat savaş halinde yardım etmeyen insanlara bir Müslümanın silah çekmesi, onları öldürmesi caiz değildir.
Şimdi ne oldu bizim kalbimiz? O Müslümanlar yaptığı zulmün farkına varamadık, taraftar olduk. Adamların zulmüne ortam oldu. Yok yer. Enteresan. Yani toplumun içinde beraber yaşıyoruz. Bunlar da gündeme getirmekte fayda var. Siyasi bir konuşma oluyor. Bakıyoruz bizim iyi zannettiğimiz bir adamın yaptığı bir hareketi başlıyoruz savunmaya. Kardeş ne biliyorsun belki yanlış. Niye savunuyorsun ya? Değil mi ya? Belki menfaat için yaptı. Belki başka maksatlar için yaptı. Yani onları merakla takip etmek gerçekten bizi meylettiriyor. Ve meylettirince de ister istemez bir tarafa zulmeden tarafa taraf olabiliyoruz Allah korusun. Veya mazlum da hiç suçu yoktur. Adamın suçu yokken başına gelen musibetten dolayı memnun oluyoruz. Benim tarafım tutmadı diye. Allah korusun. Bugün yolda gidiyoruz mesela. İşte hemen birden oradan birisi dedi ki bakın dedi şu adamların yaptıklarına. Hep dedi bunlar böyle yiyorlar, içiyorlar falan. Ya kardeşim biliyor muyuz bu belediyenin buradaki yaptığı yanlışın farkında mıyız? Biliyor muyuz? Araştırdın mı? Bir heyet kurup da bu heyet neticesinde bunlar suçludur diye bir sonuca vardın mı? Yok. Belki de yaptıkları doğru şey. Ama biz yolları karıştırmışlar. Kızıyoruz, öfkeleniyoruz, basıyoruz, fırçayı. Gıybeti. Aleyhlerine konuşmayın. Yani hayatımızda o kadar çok uzun suç şeyler konuşuyoruz ki ben şöyle kendime bakıyorum. Allah muhafaza. Bu neden kaynaklanıyor? Kendi vazifemizin şuuruna varmadığımızdan kaynaklanıyor. Bu vazifeler diyor kimin işidir? Bir defa memleketimizin siyasetini ellerinde bulunan insanların Erkan Harp reislerinin ve kumandanların işidir. Onlar takip etsinler. Onların işlerini kendi üzerimize alarak niye mağarayan şeylerle meşgul olalım? Evet, her bir adam vatanıyla, milletiyle, hükümetiyle alakadardır. Fakat bu alakadarlık muvakkat cereyanlara kapalı millet ve vatanına ve hükümetin menfaatini bazı şahısların muvakkat siyasetlerine tabi etmek, belki aynını telakki etmek çok yanlış olmakla beraber o vatanperverlik, milliyetperverlik hissinden ve vazifesinden herkese düşen vazife bir ise kendi kalp ve ruhunu. Bak dikkat et. Şu memleketin idaresine düşen vazife, bana düşen vazife. Eğer bir ise halbuki diyor kendi kalp ve ruhumdan idare-i şahsiye ve beydiye. Yani kendimi idare etmek, evimi idare etmek ve diniye ve dinimi muhafaza etmek noktasından bize düşen vazife ise çok daireler, hakiki vazifeler olduğu hizmet ve alaka ve merak 10, belki 20, belki 100'dir. O bir tek lüzumsuz ve ona göre mağaraya olan siyasi cereyanlarına kadar etmek divanik değil denir. Yani Türkiye'yi ilgilendiren bir meseleyi takip etmek sana düşen vazife bir ise kendini, imanını, evini, İslamiyeti ve dinini muhafaza etmek vazifesi 100'dür. Şimdi 100'ü bırakıp da birle meşgul olan bir adama ne denir diyor? Evet. Elbette deli denir diyor. Divane denir diyor. Akılsız denir diyor. Enteresan. Ya. Evet, cümleyi de okuyalım. Bazen bu harp boğuşmalarını merakla takip eden bir tarafa kalben taraftar olur. Onun zulümlerini hoş görür, zulmüne şerif olur. Bakın, biz yatsı namazı okunmadı. Şu anda yatsı namazından sorumlu değiliz. Ama akşam namazından sorumluyuz. Kıldıysak Allah kabul etsin, sorumluluk gitti. Şimdi vefat ettik. Farazı. Bize yatsı namazı hesabı sorulacak mı? Yok. Peki yarın dolar çıkmış, mark düşmüş, mark yok değil mi şimdi? Siyaset çalkalanmış falan. Bunlar hesabı bize soracaklar mı? Yani bize gel bakalım yarın Türkiye'de ne olacak anlat bakalım. Olacak mı? Yok. Maçları sorabilirler ama kaç kaç diye. Güzel. Maçları sorabilirler ya. Resulullah Allah. Yani bizi ilgilendiren meseleleri kaçın derece yapmıştı değil mi? Ya yani iman hizmeti diyoruz Hazretleri birinci derece. O diyor vatana, memlekete hizmet edecek insanlar bizzat kendileri vazifedar da olsa onlar için de onun üzerinde gelir. Yani şimdi bugün başbakan vefat etse
Söyle bakalım, bakalım sen yarın ne düşünüyordun memleket için, ne hesap yapıyordun diye mi soracaklar? Gel bakalım akşamı kıldım diye mi soracaklar? Ben de durmuyorum. Sen bu memlekete faydalı mı oldun, zararlı mı oldun? Ne başardın diye sorulmayacak. Bakın, Allah bizden başarı istemiyor. Başarı çünkü Allah veriyor. Bizden ne yaptığımızı istiyor. Mesela diyemez, Allah-u Teala bize sormayacak ki, kaç ağaç şey yaptın diye, büyüttün diye. Ağaç biz büyütmüyoruz ki. Ağaç yaratan Allah. Sen kaç ağaç çekirdek attın diye soracak. Öyle değil? Sen kaç adam Müslüman edin diye sormayacak Allah bize. Müslüman etmek bizim görevimiz değil. Bir insana İslamiyet'i nasip etmek Allah işi. O bizim işimiz değil. Sen kaç Müslümana İslam anlattın diye veya namaz anlattın diye soracak. Yani bizim vazifemiz nasıl örnek oldun diye soracak. Biz bazen bu konuyu da karıştırıyoruz. Hani. Evet. Onun için kalp dairesini halletmeden mahalle dairesine geçmemek lazım. Mesela böyle bir kardeşimiz olmuş da ben onda örnek vereyim. Ya yatsı namazını diyor kıldık diyor. Oturduk ki vakit geç oldu diyor. Şimdi biz sabah namazına kalkamayız endişesiyle ben bugün biraz teheccüd namazı kılayım dedim. Teheccüd namazını diyor kıldık diyor. Kılarken uyumuş kalmışım. Bir de kalktım güneş doğmuş. E dedim sen niye peki akşam geç yattın? Teheccüd kıldın. Teheccüd namazını sana farz kıldın mı? Yok. E sabah namazını farz kıldın evet. Bak sen tedbir almamışsın. Tedbirsizlik yapmışsın. Yani bu kadar ince ve hassas düşünmek lazım. Yani bir sünnet için farzı bile feda edemeyiz biz. E nerede kaldı bizi geldirme meseleler için biz farzlarımızı ihmal edelim? Evet. Birinci noktaya cevap ise bir cümle kaldı onu da okuyup bitireceğim. Peki bu cihan harbinden daha büyük bir hadise var mı? Sorun biri de bu. Bu dünya savaşından daha önemli bir hadise var mı? Evet bu cihan harbinden daha büyük bir hadise. Ve bu zemin yüzündeki hakimiyet-i âmme davasından daha ehemmiyetli bir dava. Şimdi bu dünya savaşını boğuşmalar yapanların niyetleri, hedefleri nedir? Benim sözüm kesin. Memlekete ben hakim olan değil mi? Şimdi bir adam bir memleketi bu dünyada bütün dünyaya hakim olsa bir adamın ne kadar mülkü olur? Dünya kadar mülk olur. Bitti. Yani şu üzerinde yaşadığımız küre az kadar mülk olur. Peki. İkinci bir adama nasip olur mu? Yok. Bir memlekete bir sultan ne demiş? Bir sultan az, iki sultan çok demiş. Bu dünya bir padişaha az demiş, Yavuz. İki padişaha çok demiş. Bak iki kişi padişah yapamıyor şu koca dünyada. İki kişiye çok geliyor yani. Olmaz diyor. Tek benim sözüm geçecek. Şimdi hedef bu mu bütün boğuşmaların hedefi? Savaşların? Peki. Şu 6 milyar insandan bir kişiye nasip olursa o da dünyada şimdi daha hiç kimseye nasip olmamış. Yani insanlık tarihinde şu bütün dünya benimdir, benim idaremdedir diyecek bir alem bir zaman olmamış. Olsa bile bir kişiye nasip olur. O da artık olmamış ya. Olsa bile. Yine diğer 6 milyar insana yok. Bir kişiye nasip olur. Halbuki diyor. Diyor ki bu cihan harbinden daha büyük bir hadise. Ve bu zemin yüzündeki hakimiyet-i âmme davasına. Yani her tarafa benim gücüm yetecek. Ben hakim olacağım davasından daha ehemmiyetli bir dava. Herkesin bak burada bir kişi değil. Herkesin ve bilhassa Müslümanların başına öyle bir hadise ve öyle bir dava açılmış ki her adam eğer Alman ve İngiliz kadar kuvveti ve serveti olsa ve aklı da varsa o tek davayı kazanmak için biraz tereddüt sarf edecek. Nedir o dava? İşte o dava ise 100 bin meşahir-i insaniyenin ve hadsiz nev-i beşerin yıldızları ve mürşitlerinin müttefikan haber ve kainat sahibinin ve mutasarrafının binler vaat ve ahdleri sahiden haber verdikleri ve bir kısmı gözleriyle gördükleri şu ki herkes iman mukabilinde bu zemin yüzü kadar
bağlar ve kasırlar ile müzeyyen ve baki ve daimi bir tarla ve mülkü kazanmak ve kaybetmek davası başına açılmış. Dünyada bir kişiye nasip olacak olursa, o da ebedi değil, geçici, o da sıkıntılı kederli. Halbuki diyor, her bir insan için, özellikle Müslümanlar için, dünya kadar geniş, bir de okuyayım, iman mukabilinde bu yeryüzü kadar geniş, bağlar ve kasırlarla müzeyyen, bir de böyle çöllerle, dağlarla değil, bağlarla ve saraylarla süslenmiş, hem de baki, ebedi, hem de daimi, hem de sadece sana özel. Yani biri gelip de burası da benim demeyecek. Dünya kadar geniş, bu rivayeti, bu açıklamayı Bediüzzaman Hazretleri Peygamberimizin bir hadis-i şerifinden açıklıyor. Peygamber buyurmuş ki, her bir insana cennette, her bir mümine 500 senelik mesafe verilecek. 500 senelik mesafeyi tahminen hesap edilmiş, bir adam 500 sene yaşasa, hiç durmasa, dolaşsa, dünyanın her tarafını dolaşabilirmiş. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam, 500 senelik mesafe ifadesiyle, her bir insana, üzerinde yaşadığımız küreye az kadar bir yerin verileceğini ifade etmiş oldu. Peki, bu böyle bir yeri kazanmanın sermayesi ne? İman bile. Peki bu iman biletini neyle kazanıyoruz? Hayat sermayesi ile kazanıyoruz. Ömür sermayesi. Bu ömür sermayesi iman biletini vesika diyoruz hazır. İman vesikasını sağlam elde etmezse kaybedecek. Okuyayım. Eğer iman vesikasını sağlam elde etmezse kaybedecek. Ve bu asırda maddiyunluk taunuyla çoklar o davasını kaybediyor. Mesela bakıyorsun çocuğumuzun bez kafası çalışıyor, becerikli belli, hemen yabancı dil kursuna veriyoruz. Olmadı bilgisayar kursuna veriyoruz. Olmadı çocuğumuz biraz da bedeni iyi olsun diyoruz, spor okuluna veriyoruz. Tamam, haklı, Allah'ın olmuşsun. Niye gönderiyorsun öyle? Ya kardeşim dünya, istikbalde bunu bekleyen çok problemler var. Hayat ağır, şartlar zor. Çocuğumu istikbale hazırlıyor. Haklı değil mi? İyi, güzel. Kaç yıl yaşayacak inşallah Allah ömür verirse? 60, 70, 80, 90, 100. Hani yüksek tutuyoruz biraz. Bazen çocukken vefat ediyor. Efendim abi? Sermaye çok korkunç. Yaşam arzusu sonsuz ya, Allah bize öyle vermiş. Peki, çocuğumuzun istikbalde hayatı güzel geçsin diye yabancı dil eğitimi veriyorsun da, acaba bu çocuğumuzun kabirden sonraki hayatı için bir şey düşündünüz mü? O da ne? Hiç aklımıza gelmedi. Ya. Yani kendimiz de, çoluk çocuğumuz da, çevremiz de. Onun için biz insanların midelerine yapacağımız yardımları bir yaparsak, bu insanların imanına hizmet eden yardımları bin yapmamız lazım. Evet. İfade edebilir miyiz efendim? Yalnız kafama bir şey de buldum. Bu dünya kadar bir yere, bir kişiye veriyorsa temizliği kim yapacak burada? Yani, tabii, cennette pislik yok ki. Burada evi temizleyemiyoruz. Çünkü dünyada var pislik, cennette pislik yok. Üstad Hazretleri diyor ki, cennetin diyor taşları dünyadaki insanlar gibi söz dinleyecek. Taşı söz dinleyen bir aleme gidiyoruz. Acaba taşının söz dinlediği bir alemin ağaçlar nasıldır? Hayvanlar nasıldır? Ya insanlar nasıldır? Ya. Bunu bir yerde Üstad Hazretleri söylüyor. Diyor ki, bize diyor gösterdiğin gölgelerin asıllarını ve menbaalarını gösterdi. Hani gölge tabiri farklıdır. Mesela gölgeyi söyleyeyim anlaşılır. Mesela diyelim naylon portakal, gerçek portakalın gölgesidir. Naylon portakal, hiç gerçek portakalı görmeyen bir adama gösteriyorsun naylonunu. Bu portakal var ya, işte bak, buna benzer.
diyorsun. Şimdi bu naylona bakarak adam, hiç daha gerçek portakal görmemiş. Naylonuna bakarak gerçek portakalın mahiyetini anlayabilir. Yolda gidiyorsunuz, arkada bir gölgeniz var. Gölge adamdan haber verir değil mi? Burada bir adam var der. Peki o gölge adamın mahiyetini bize açıklayabilir mi? Allah gölge. Evet, asılları orada. İnşallah. Cennet tabi cennette kir yok. Sonra cennette insan bir anda milyonlar yerde bulunabilecek. Bir yerde bulunmayacak. Milyonlar aşan bir yerde sokudu. Mesela çok enteresan bir tahlil. Ağızdan çıkan bir kelime diyor Beyazın Hazretleri. Kulaklar sayesinde çoğalıyor. Benim ağzımdan çıkan kelime herkesin kulağının yanında var mı şimdi? Bak bak herkes evet diyor bak. Şimdi Allah'ın yarattığı bir kelime her kulağın yanında olursa cennette bir insan niye her yerde olmasın? Şimdi şu memleketin elektriği nereden geliyor? Santraldan geliyor. Elektrik santral. De elektrik santralına gelen bu elektrik İstanbul'un her yerinde var mı? Her odada var mı? Her buzdolabında, her çamaşır makinesinde, her bilgisayarda, yer çekimi dünyanın her yerinde var mı? Burada var ama Amerika'da var mı bilmiyorum. Değil misin? Şimdi Allah bu yer çekimine bir akıl verse, bir ilim verse, bir güç kudret verse, bütün dünyadaki insanlarla aynı anda konuşabilir mi? Herkesi görebilir mi? Ya şimdi Allah elektriğe, yer çekim kanununa böyle bir özellik verirse, insan gibi kainattan değerli bir varlığa cennette niye bu özelliğin en mükemmelini vermesin? Ya. Şimdi Üstad Hazretleri mektubatta çekirdek örneğini veriyor. Toprağın altına atılmış bir çekirdek diyor, zahiren çürür, fena bulur. Ama diyor, ağacın, tarla, şeyin, toprağın üzerine bir ağaca inkılap eder. Şimdi çekirdek toprağın altında kaç yerde? Toprağın altındayken. Bir yer. Ağaç olunca kaç yerinde ağacın? Her yeri. Bak ağacın her yeri. Hem kökünde, hem dalında, hem budağında, hem çekirdeğinde, hem çiçeğinde, hem yaprağında. Allah. Demek ki dünya toprağının altında olan, bir yer olan bir insan, cennet ağacı olunca, cennetin... Onun için dünya kadar bir yer lazımdır, az değildir. Saraylarla, köşklerle süslü olması da yerindedir. Evet. Elhamdülillah. Şunu bir okuyalım. Herkesin iman mukabilinde, bu zemin yüzü kadar bağlar ve kasırlarla müzeyyen ve baki ve daimi bir tarla ve mülkü kazanmak veya kaybetmek davası. Hani adam diyor mesela, kardeşim diyor, kabul etmezsen iş yerinde, gider başka fabrikada çalışırım diyor. Hakkı var değil mi? Şimdi sen, ya Rabbi sen beni cennet almasan başka cennete gideceğim diyemezsin ki. Başka yer yok. Hayat ebediyede ya saat ebediye var ya şikamet ebediye. İkisi var, üçüncüsü yok. Ya ebedi hayat, iki de ebedi hayat. Ya hayat ebediye de saadetli bir hayat ya da şekavetli bir hayat. Başka alternatifi yok. Ya onun için kazanmak veya kaybetmek davası var. Eğer diyor iman vesikasını sağlam elde etmezse kaybedecek. Ve bu asırda maddi muhtavuyla çoklar o davayı kaybediyor. Allah'ım. Peki Allah'ım sözünü. Thank you.